Evreni anlamak, evrenin sırlarını çözmek insanın binlerce yıldır yapmaya çalıştığı bir şey. Peki size desem ki adamın biri bir kitap yazmış, bütün evrenin sırlarını bir tek ama bir tek teoriyle açıklamaya çalışıyor. Deli diye düşünebilirsiniz. Ama böyle bir adam var, çok önemli de bir fizikçi. Göreliliği temel alarak Einstein'ın dünya tarihini değiştiren görelilik kuramını temel alarak bir kitap yazmış. Bir Fransız fizikçi Christoph Galfar, yaşayan önemli fizikçilerden birisi kendisi Evren Avucunda diye bir kitap yazmış. Kitap sizi kitabın ortasına koyuyor evrenin merkezine koyuyor. Sizi yıldızlara götürüyor, kara deliklere götürüyor, galaksilerin içine götürüyor. Kuantum düzeyine kadar indiriyor. O aşağıdaki en temel, maddenin en temel yapı taşını oluşturan en küçük parçacıklar düzeyine kadar götürüyor. Birdenbire küçülüyorsunuz. Ne görüyorsunuz? Elektronları, gluonları görüyorsunuz. Niye onlar öyle çalışıyor? Evren neden var? Siz neden varsınız? Ben neden varım? Bu dünya, oturduğum bu koltuk, etrafındaki bu şeyler nasıl varlar? Nasıl kütle kazanıyorlar? Kütle çekim neden var? Yıldızlar neden var? Isı, zaman neden var acaba? Madde dediğimiz şey nasıl oluşuyor? E çünkü en başta yoktu aslında. Büyük patlamayı nereden biliyoruz? Niye biliyoruz? Nasıl biliyoruz? Size zamanda yolculuk yapıp sizi geri götürüyor. Zamanın en başına doğru. Büyük patlamaya doğru getiriyor. Büyük patlamanın kanıtını nasıl bulduk? Sesini nasıl kaydettik? Ve bu neden önemli? Bunu nereden önce teori tarafında kanıtladık da sonra delillerini topladık? nasıl yaptık? Bütün bunları kitapta bulabiliyorsunuz. 3.8 milyar yıl önceye götürüyor sizi. O evrende ışığın serbest kaldığı ana. Ondan önce evet, büyük patlama ondan önce ama evren o zaman o kadar yoğun ki ışık o yoğunluğun içinde yol bulup gidemiyor. Fotonlar yani dağılamıyor. O yüzden diyor biz ondan önceye bakamayız. Buna evrenin opak hali yani öncesini göremediğimiz hali deniyor. Işık bile içinden geçemiyor ve bize gele bugüne ulaşamıyor. Ama çok yakında yeniden ertelenmezse eğer defalarca ertelendi. James Webb uzay teleskobu gönderilecek 2021 yeni hedef. Ve belki de büyük patlamadan sonraki yani o opak noktadan sonraki ilk ışığı belki de görebileceğiz. Belki de görebileceğiz. Nasıl kütle çekim dalgalarının sesini duymayı hayal bile edemiyorduysak, kara delikleri teorik olarak biliyorduk ama delilini bulamıyorduk. Onu nasıl bulduk? İşte aynı şekilde belki de evrenin o ilk ışığını da göre bileceğiz. James Webb Uzay Teleskobu atıldıktan sonra. Ve kitap şöyle ilginç bir şey söylüyor. Madde ve ışık birbirine dönüşebilir ve dönüşür. Size karışık geldiğini biliyorum. Bana da geldi zaten. Ama zaten bu kitapların görevi de o. Biz temel bilimci olmayan insanlara temel bilimin o karmaşık dünyasından bir şeyler getirebilmek. Ve burada da öyle bir cümle söylüyor. Madde ve ışık birbirine dönüşebilir ve dönüşür de. İşte bu bilgiler yani maddenin temelini oluşturan, bütün evrendeki her şeyin temelini oluşturan o parçacıklara ilişkin bilgiler bu kitapta benim aldığım en önemli detaylardı. Kara deliklerden, galaksilerden çok daha zor bir konu çünkü kuantum. Kuantum o kadar acayip ki kuantumun babalarından biri şöyle demiş. Kuantumu anladığınızı zannediyorsanız aslında kuantumu anlamamışsınız. O kadar acayip, o kadar acayip bir şey ki kuantum dünyasının yolunu görelilikle açan Einstein bile kuantumu reddetmiş ilk başında. Ama çok sevdiğim bir iktisatçı var Philip D. Diyor ki gerçek siz ona inanmaktan vazgeçtiğinizde değişmeyen şeydir. Einstein bile olsanız gerçek kendini size dayatıyor. Gerçekten kaçamıyorsunuz. Sonunda bunu kabullenmek zorunda kalıyorsunuz. Mecbursunuz. Başka yolunuz yok. Gerçekle yüzleşmeniz gerekiyor. Kitap bir plajda başlıyor. Siz bir plajda uzanıyorsunuz, yıldızlara bakıyorsunuz. Sizi alıp o yıldızlara götürüyor galaksilere götürüyor, evrenin başlangıcına getiriyor. Sonra sizi evinize getiriyor. Buzdolabınızın üzerine yapıştırdığınız o hani e, mıknatıslar var ya, mıknatıslı süsler. Onlar üzerinden yeniden sizi kuantum dünyasına, parçacığın dünyasına indiriyor. Ve ben bu kitabı bilim virüsündeki lise öğrencisi gençlerle beraber tartıştım kitap kulübünde. Bir ay boyunca bu kitabı okudular. Sonra geldik hep beraber kitabı tartıştık. Ne demek istiyor? Nasıl demek istiyor? Niye öyle? Bütün bu parçacıklar nedir? Galaksiler, kara delikler, aslında kütle çekim nedir? Bütün bunları kitap üzerinden tartıştık. Bunu niye söylüyorum? Korkmayın. Bilimden korkmayın. Bilim Laboratuvarda beyaz önlüklü insanların kendi başlarına yaptıkları, sonra bir araya gelerek tartıştıkları bir şey değil. Biz temel bilimci olmayabiliriz ama temel bilimi hiç değilse anlama düzeyinde, kavrama düzeyinde alabiliriz ve bundan büyük lezzetler alabiliriz. Ben hayatımı böyle yaşıyorum. Kendi uzmanlık alanımın dışında sanat tarihinden astronomiye, kimyaya, fiziğe kadar her şeyi ucundan bucağından bir şekilde hayatıma katmaya çalışıyorum. Size de Christoph Galpard'ın Evren Avucunda Uzay, Zaman ve Ötesine Olağanüstü Bir Yolculuk kitabını hararetle tavsiye ediyorum. Domingo'dan çıktı bu kitap ve Duygu Akın çevirdi bu kitabı. Kitabın arkasında bir not var. Diyor ki Alexander Masters bu kitabın iki vaadi var. Sadece bir denklem kullanmak, eşitremce kare ve hiçbir okuru geride bırakmamak. 380 sayfa ve 5 milyar yıllık göz alıcı bir yolculuktan sonra bunu başarıyor mu? Bence başarıyor. Ben anladıysam siz de anlayacaksınız. Hiç merak etmeyin. Yeter ki benim gibi altını Çize, çize, altını çizerek ve tekrar dönüp okuyarak geriye gelerek üstünde ısrarla durun çok seveceksiniz ve inanılmaz hızlara gideceksiniz, inanılmaz yavaşlıklara, inanılmaz büyüklüklere, inanılmaz küçüklüklere geleceksiniz. Hız her şeyi değiştirir, uzay ve zamanı bile diyerek size. Tavsiye ediyorum Evren Avucu'nda Christoph Kalfart, Domingo yayınlarından duygu akın çevirmiş oldukça iyi bir çeviri sizi mutlu edecek.